بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز مؤمنات Muhterem Müslümanlar, geçen ders günün mühim bir istismarını açıklamak ve bu hususta Kur'an-ı Mecid'in hükmünü belirtmek için anneler mevzuuna temas etmiştik. Açılan bir mevzuyu meseleyi tamamlamadan, kapatmadan bırakmak usule aykırı. O bakımdan bu konuyu, bu mevzuyu biraz daha işlemek, açıklamak istiza ediyorum. Biz meseleyi fıtrat açısından ele almıştık. Daha annelik hususuna girmeden önce kadın mevzuunda Allah-u Teala'nın kadını ne maksatla yarattığının üzerinde durmuştur. Yaratılışın bir gayesi, bir maksadı olduğuna göre insan nev'inin, insan cinsinin de kadın ve erkek diye iki ayrı cins olarak yaratılışının hikmeti ve ehemmiyeti üzerinde durmuştuk. Bunun da sebebi neslimizin devamı kadın ve erkek diye iki ayrı cins olarak Cenab-ı Hakk'ın böyle yaratmasının sebebi, sırrı, hikmeti neslin devamı, tenasül dediğimiz nesil be nesil insaniyetin beşeriyetin devamı ve temadisi için ilahi bir kanun. Bu kanunu değiştirmeye kimsenin gücü, kudreti yetişmeyecek, yetmeyecektir. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın sünnetini, Allah'ın hılkatini, Allah'ın kanununu, Allah'ın yaratmaktaki nizamını kimse değiştiremeyecektir. Ne şimdi ne gelecekte katiyen değiştirmeye kimsenin iktidarı yetmeyecektir diyor Cenab-ı Hak. Bu maksatla yarattığına göre kadını Cenab-ı Hak, kadınlara ayrı bir takım hususiyetler, özellikler vermiştir. Erkeklere de ayrı hususiyetler, özellikler vermiştir. Kadınların vücut yapısıyla erkeğin vücut yapısı arasında fevkalade farklar vardır. Vücut, bedeni, beşeri yapısıyla erkeğin bedeni ve beşeri yapısı mutlak değişik. İlahi kanun bunu böyle iktiza etmiştir. Neslin, çoluk çocuğun, beşeriyetin, zürriyetinin devamı için. Fıtrata, hılkate çok ehemmiyet vermek lazım. Ne için yaratıldıysa, onun için kullanmadıkça kimse hayatta hakikati bulamaz. Bundan dolayıdır ki, kadınların vücut yapısı, bedeni yapısı, akli yapısı, hissi yapısı mutlaka erkeğinden farklıdır.
erkeğin vücuduyla kadının vücudu aynı mı? Hayır, ayrı. Öyleyse kadının akıl durumuyla erkeğin akıl durumu da aynı değildir. Madem ki vücut yapıları ayrıdır, öyleyse kadınların hissi tarafları, akli, mantıki vesair ruhi potansiyelleri de mutlaka ayrıdır. Yaratılış ayrı kanunlara bağlanmıştır. İnsanı yaratan Allahu Teala ayrı şekiller, kalıplar, biçimler, formüller vermiştir. Bunları kabule mecburuz. Biraz sonra göreceğiz. Ve bu hükümler de ilahi ahkam dediğimiz ahkam-ı ilahiye de bu farklılıklara göre gelmiştir. Farklılıklara göre gelmiştir. Aynı şey olsaydı hiç bu hükümler olmayacaktı. Aynı şey olsaydı hiç bu hükümler olmayacaktı. Avrupa'nın mütemadiyen üzerinde durduğu bir mevzu var. Kadın erkek eşitliği. Kadın erkek eşitliği diye bir eşitlik. Buna imkan ve ihtimal yok. Yaratılışı değiştirmeniz lazım ki buna gücünüz yetmeyecek. Yaratılışı değiştiremeyeceklerine göre kadın erkek eşitliği dünyanın en büyük aptallığıdır. Hukuki eşitlik başka. Bedeni, fiziki, anatomik hiçbir açıdan eşitlik bulamazsınız. Yaratılışın ortaya koyduğu kanunlar bunları ayrı ayrı yaratmıştır. Gaye, tenasül, neslin devamı, zürriyetin devamı. Bu mukaddimeyi yaptıktan sonra misallerimize geçelim. Efendiler, kadınlarda ve erkeklerde Cenab-ı Rabbül Alemin Hazreti Allah Celle Celaluhu bir takım cazibeler de ortaya koymuştur. Cazibe, kadın erkeği çekecek, erkek de kadını çekecektir. Bu cazibeyi kim koymuştur? Hazreti Allahu Teala. Cazibe, kuvve-i cazibe, kuvve-i calibe, delbetmek, delbetmek. Bu bir kudret, yaratılışta mevcut. Kadın erkeği cezbediyor, çekiyor, erkek de kadını cezbediyor, çekiyor. Değiştiremezsiniz. Bu cansız dediğimiz eşyada bile var. Hepiniz bilirsiniz, mıknatıs diye bir şey var. Terzilerde görmüşsünüzdür. Bir parça at nalı biçimindeki o mıknatıs, nerede demir tozlarını görürse, nerede toplu iğneleri görürse çekip kendisine yapıştırır. İlahi bir çekim. Bunu insanlar koymadı ki. Mıknatısı şuraya koyun. Biraz da ötesine toplu iğneleri koyun. O mıknatıs birdenbire toplu iğneleri çeker, kendisine yapıştırır. İlahi kan. Kadınlarla erkekler arasında da aynı cazibe, Allah'a yemin olsun ki aynı cazibe vardır. Şuraya kadını, buraya erkeği koyduğunuz zaman bir müddet sonra ya kadın erkeği çekecek ya erkek kadını çekecek. Bu bir fıtrattır, kanundur bu. Bunu kimse değiştiremez ki. İşte Cenab-ı Hak hem böyle yaratmıştır, bu iki cinsin birbirine bağlanışını bir kanuna bağlamıştır. O da nikah denilen müesseseyle. Nikah. Nikah ile bu iki cins, bu iki ayrı cinsiyet birleşebilir, nikah dediğimiz akitle, nikah dediğimiz irtibatla birbirine tevafuk edebilirler. Nikah irtibatı olmadan, nikah akdi, inikad-ı nikah muamelesi olmadan yabancı bulunan bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesi imkan ve ihtimal dahilinde değildir. Kadın erkek eşitliğini ortaya atanların yeryüzündeki fesadını gördükten sonra ona inanmaya, onlara inanmaya imkan ihtimal yok. Bu cazibe o kadar korkunçtur ki makam, mevki, mertebe, asalet hiçbir şey buna mani olamaz.
Allah'ın ahkamından başlar. Sure-i Yusuf'ta Rabbimiz, Mevlamız misal veriyor. Hazreti Yusuf aleyhisselamı biliyorsunuz, bir köle, bir hizmetçi olarak Mısır Sultanı'nın sarayına girdi. Hizmetçi, köle halinde, satılmış bir köle. Ama o kadar güzel, o kadar cazibeli, o kadar hüsnü cemali, güzelliği var ki üzerinde, Cenab-ı Hak onu o kadar güzel yaratmış ki, Mısır Sultanı'nın saraydaki karısı Züleyha, o köle, o hizmetçi olan Yusuf'u görür görmez, birdenbire bütün varlığıyla ona gönül vermeye başlamıştı. Çekicilik var, ilahi fıtrat var, yaratılışın icabı bu. Kimse bunu değiştiremez ki. Bütün dünyanın insanları, ilim adamları bir araya gelse de kadından erkeğe, erkekten kadına bu cazibeyi kaldırayım dese muvaffak olamazlar. Çünkü bu cazibe olmasaydı, şehevi, cinsi cazibe olmasaydı kadınlarla erkekler bir araya gelmeyecekler, bir araya gelmeydi de nesil, çocuk meydana gelmeyecekti. İlahi kanun birbirine tersinlemiş bunları. Nasıl olur da koskoca bir Mısır sultanının karısı soylu, şerefli, asil bir sultanın bir sultan sarayının karısı bir köleye nasıl bağlılık gösteriyor, nasıl aşık oluyor? Olur, kanun ilahidir bu. Makam, mertebe, mevki göstermez, hiç bunlar engel olamaz. Ve biliyorsunuz, Mısır'ın ileri gelen sosyete kadınları Züleyha'yı kınadılar, ayıpladılar, hayret doğrusu dediler. Züleyha gibi bir sultanın karısı kendi sarayındaki bir köleye, bir hizmetçiye aşık olmuş, Allah Allah dediler. Ne kadar ayıp, ne kadar çirkin dediler. Neticede Züleyha ne yaptı biliyorsunuz? Bütün o dedikodu yapan kadınların tamamını bir sofraya, bir ziyafet sofrasına çağırdı, bir yemek masasına çağırdı. Hazreti Yusuf'u da perdenin arkasına sakladı. Ne zaman çık dersem çıkacaksın dedi. Nihayet yemeklerini yediler. Ondan sonra her bir dedikoducu kadının sağ eline keskin mi keskin bir bıçak, sol ellerine de birer elma verdi. Tam o bıçaklarla elmaları kesecekleri noktada işaret etti. Hazreti Yusuf perdenin arkasından ön tarafa geldi. Hazreti Yusuf'u görür görmez o sosyete kadınlarının ellerindeki elmalar yere düştü. Kıtır kıtır kendi parmaklarını elmadır diye kestiler. Vallahi acısını hissetmediler. Kur'an-ı Kerim haberi. Cazibe kardeş çekiyor. Kanun-i ilahi yani, bu değiştiremezsiniz ki. Amerika'nın haddine mi bu kanunu değiştirsin? Avrupa'nın haddine midir bu kanunu değiştirsin? Kadın erkek eşitliğini ortaya koy. Buna imkan yok. İlmi, fiziği, fenli tersine zorlamak olur. Tersine zorluyorlar. Bunun üzerine bütün bunları gösteriyor ki cazibe vardır. Elektrik enerjisi gibi tutucu, yakıcı, çarpıcı bir kuvvet vardır. Nasıl ki şu elektrik denilen enerjiyi biliyorsunuz, bakır tellerle devam ediyor. Enerji nakil hatları. Nakil hatları. Evlerimize kadar elektrik neyle geliyor? Kabloyla. Şu gördüğünüz kablo, bu kablonun içinde elektron akımı vardır, elektrik akımı vardır. Eğer şu çıplak olarak bakır tel, şu çıplak olsaydı, üzerine bu yalıtkan kablo geçirilmemiş olsaydı, her kim elektrik içinde elektrik akımı bulunan o bakır tele elini değer değmez, dokunur dokunmaz elektrik o insanı yakar, kül haline getirirdi. Elektrik yakmasın diye o bakır telin üzerine bir gömlek, bir elbise giydirmişlerdir. Kadınlar da aynen böyledir. Aynen elektrik enerjisi gibi her bir kadında mukabil cinsi çarpacak, yakacak bir enerji vardır, cinsi bir enerji. Hazreti Allah'ın koyduğu kanundur.
Öyleyse Müslüman kadınlar tepeden tırnağa örtünsünler, erkekleri çarpıcı bir manzarayla karşı karşıya koymasınlar diyor Allah-u Teala. Elektrik enerjisi. Çarpıcı bir şey bu. Ahmak ve aptal Avrupa elektrik enerjisinin yürütüldüğü o kabloları bakır tellerin üzerine bir sürü kablolar, gömlekler, elbiseler geçirmiştir. Aynı enerjiye sahip olan kadınlarını tır çıplak soyarak sokaklara atmışlar. Elektrikte o kanun vardır da burada yok mudur? Onu niye ihmal ediyorsunuz? Aynı kabloyu kadınlara giydireceksin. Onda da bir cazibe var, onda da bir çarpıcılık var, çekicilik var. Onun içindir ki, işte bu sebeptendir ki, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ferman ediyor, feryat ediyor. Ne buyuruyor? El mer'etu ize stâtarat semerrat bil meclisi fehiye zaniye. Bir Müslümanın karısı veya kızı sokağa çıkarken cilalanır, boyalanır, vücudunu çıplak bir vaziyette açığa çıkaran bir kıyafetle kalçasını, göğsünü, kollarını, bacaklarını şehveti ve dikkati çekecek vaziyette, cilalı ve boyalı bir vaziyette evinden sokağa çıkarsa, sokakta, çarşıda, caddede, parkta, panayırda, mağazada, etrafta dolaştığı müddetçe bu manzarayla, bu şekilde kaç tane erkeğin şehvetini, dikkatini, zina arzusunu, iştahını üzerine çekmişse o kadar insanla zina etmiş olarak mahşere gelecek Resulullah. Kapanacaksın. Çekicilik var. İlahi kanun koymuş bunu. Senin benim eserim değil ki bu. Senin ümmeti Muhammed'i yakmaya ne hakkın var? Açıktan elektrik kablosu gidiyor mu? Her bir elektrik kablosunun üzerine yalıtkan elektriği getirmeyen bir gömlek giydirilmiş. Müslümanların kız ve kadınları da yabancı erkekleri çarpmamak için, çekmemek için tıpkı bakır telin üzerine kablo geçirildiği gibi tepeden tırnağa Müslümanın hanımı kapanacak, ümmeti Muhammed'in gençlerini umumhaneye sürüklemeyecek. Vebali çok korkunç. Günahı çok korkunç. Ve böyle bir hanıma, böyle bir kadına efendisi, helalı, kocası sahip olacak. Sahip olacak, hakim olacak. İslam hukuku bütün bu münasebetleri ayrı ayrı tanzim etmiştir. Resul-ü Zişanımız buyuruyor ki, erkekler kadınlara hakim olacak. Kadınlar erkeklerine itaatkar olacak. Olmazsa ne olur? Resul-ü Zişanımız buyurmuşlar, hangi bir kadın sokağa çıkmak için kocasından izin almazsa, kocasından, efendisinden izin almadan sokağa çıkmışsa, sokakta kaldığı müddetçe evine dönünceye kadar Arşurrahman'ın bütün melekleri vallahi o kadına lanet etmeye devam ederler. Lanet etmeye devam ederler. Sınır koymuştur. Kocasına itaat edecek, kocası da ona hakim ve sahip olacak. Oyuncak mı zannediyorsunuz toplumuzu? Bir sokakların hali nedir kardeşlerim? Müslümanların kadın ve kızlarını durmadan sokağa çeken haydutlar, Müslümanların kadınlarını ve kızlarını cinsi serbestlik edası altında sokaklara, plajlara, caddelere, çarşılara, parklara, eğlence yerlerine çeken Avrupalı haydutlar! Neye hizmet ediyorlar? Hangi kanuna hizmet ediyorlar? Televizyonda yedi kocalı Hürmüz diye film oynatan adamlar hangi şeye hizmet ediyorlar? Yedi kocalı Hürmüz, şu hayasızlığa, şu aşağılık hadiseye bakın. Mütemadiyen buna hizmet ediyorlar. Allah'ın koyduğu kanuna tersine direniyorlar. İlahi kanunlarla tersine, zıttına durmadan direniyorlar. Neyi hallediyorsunuz?
kadınlarla erkeklerin arasında nikah münasebeti olmasın, her isteyen erkek istediği kadını çeksin, zina etsin diye bu gayretiniz için niçin böyle gayret ediyorsunuz? Ve sonunda 16 yaşındaki bir lisede okuyan kız talebe sınıfın ortasında, Marif'in Milli Eğitim'in okulunun ortasında, okul müdürünün göz önünde 16 yaşındaki bir kız talebe bir veled-i zinayı ortada doğuruyor da kimsenin yüzü kızarmıyor. Ne rezalettir bu? Serbestlik. Bunun için mi istiyorsunuz? Nesil ne olacak öyleyse? Bu çocuğun babası kim? Bu yavrunun günahı ne? Utanmaz herifler, ahlaksız herifler durmadan Müslümanların kadın ve kızlarını sokaklara, onun bunun iştahına, onun bunun şehvet panayırına çekmeye gayret ediyorlar. Televizyonda oynatılan bütün filmlerin gayesi bu. Aylardır devam eden Vakıf ismindeki televizyonda oynatılan filmin gayesi nedir? Vakıf, vakıf diye durmadan her akşam bu sahneleri niçin koyuyorlar? Aşk Gemisi diye bu filmi aylarca niçin oynattılar? Gayeleri, maksatları bu. Takip edin göreceksiniz. O Vakıf ismiyle oynatılan filmde beynel milel bir fahişe var. Adı Divinya. Bu dul bir kadın, bir vakıf, mütevelli heyetinin içinde bir üye, mütevelli heyetinden bir kadın, işinin icabı o vakfı yöneten erkeklerin hepsiyle ayrı ayrı zina ediyor, hepsi de bunu normal karşılıyor. Zina serbest. O Vakıf ismindeki filmde Divinya ismindeki o kadın durmadan zina ediyor. İşinin icabı bir erkekle yatıyor, sonra öbüründe yatıyor, öbüründe zinayı, cinsel serbestliği ortaya koyuyor ve hiç kimse bu kadını kınamıyor. Bu filmi durmadan oynatıyorlar ki bizim aile hayatımızda da bir Müslümanın hanımı, Allah göstermesin, başkasıyla zina ederse kınanmasın, ayıplanmasın, memlekette namus diye bir şey kalmasın. Gayeleri budur. Müslümanlar acaba ya Rabbi ne zaman uyanacaklardır? Ya Resulallah diyorum, Müslümanlar ne zaman uyanacaklardır? Ne zaman farkına varacaklardır ki yarim? Ne zaman iffetine, ne zaman namusuna, ne zaman kaldırımına, ne zaman caddesine, ne zaman sokağına, ne zaman kızına, karısına bu Müslüman millet ne zaman hakim olacaktır? Yahudi bütün gayretiyle Müslümanın aile hayatını rezil etmek istiyor. İslam aleminde hiçbir kıpırdama olmayacak mı? Düşünebiliyor musunuz, geçenlerde o Vakıf ismindeki filmin başrollerinde oynayan beynel milel fahişe, Divinya ismindeki o karı Türkiye'mize geldi. Geçen hafta Türkiye'deydi. Nereden geliyordu? Yine bir haftalığına Ürdün diye bir şey var ya, Lübnan. Ürdün'deki Kral Hüseyin'in sarayına davet edilmişti. Kral Hüseyin namındaki ahlaksız herif bu beynel milel fahişeyi sarayına davet etmiş, günlerce zina etmişti bu karıyla. Oradan Türkiye'ye geldi. Türkiye'de bu karıya, bu fahişeye o kadar alaka gösterildi ki gazeteciler, basın mensupları, etraf adamlar, karı şaşırdı. Meğer dünyada ne kadar şöhretli bir kadınmışım diye parmağını ısırdı. Bunlar rezalet olan şeylerdir. Müslümanların korkunç bir perişanlığıdır bu. Şu memleketin haline bakın. Beynel milel bir fahişeye görülmemiş rağbet gösteriliyor. Gazetecisi bilmem nesi. Ahlaksız, müşrik, namus mefhumundan mahrum, Kral Hüseyin namındaki Avrupa uşağı, emperyalist uşağı böyle fahişeleri sık sık çağırıp sarayında zina ediyor herif. Adı Müslüman Hüseyin. Müslümanlar ne zaman uyanacaklarsa o zaman her şeyin farkına varacaklar. Yoksa Avrupa'nın kölesi, Amerika'nın kölesi, Moskov'un bir takım ülkelerin kölesi olmaktan kültürel köle,
kültürel köle olmaktan ne zaman kurtulacaklardı? Kültür istilası, kültür emperyalizmi ve dolayısıyla kültürel bir köle, bir esaret kampı. İlahi kanunlardan bahsediyoruz efendiler. Bu konuştuğumuz mevzuları en çok güvendikleri profesörler kimse, her zaman söylüyorum, ne kadar profesörleri varsa, ne kadar doçentleri, doktorları, asistanları varsa, ne kadar hukukçuları varsa, hepsi bir araya gelsinler, televizyon aynasında bir açık oturum tertiplesinler, 100 kişi, 1000 kişi bir araya gelsin. Biz de şu Kur'an-ı Kerim'i elimize alıp çıkalım, hepsini susturmaya mutlaka çıkalım. İşte elimizde Allah'ın kitabı vardır. Bu Allah'ın kanunudur bu. Hiçbir susturamaz bunun karşısında. İlahi kanunları, fıtratı, tabiatı gelsinler Kur'an'dan okusunlar. Tabiat kanunlarını gelsinler Kur'an'dan okusunlar. Gösterelim kendilerine. Utanmayacaklar mıdır? Senelerce kız talebelerle erkek talebelerin bir araya gelmesini isteyenler en sonunda kızlı erkekli karışık talebelerin okuduğu mekteplerin kapısına asker ve polisi dikmek zorunda kalmışlardır. Hani medeniyet olacaktı? Hani kızlarla oğlanlar kaynaşırsa, birbirine karışırsa medeniyet gelecekti? Güzel olacaktınız, kavga olmayacaktı, kardeşlik olacaktı iddianıza göre. Neden kız liselerinin, neden okulların kapısına Mehmetçiyi dikiyorsunuz, niçin polis koyuyorsunuz? Sizin felsefeniz iflas etmiştir. Sizin dünya görüşünüz iflas etmiştir. Bırakın artık, bırakın, bırakın da Kur'an-ı Kerim gelsin. Bırakın da Hazreti Muhammed Mustafa gelsin. Bırakın da İslam gelsin. Bırakın şu sokakları İslamiyet temizlesin. Bırakın da şu şehvet pazarlarını İslam temizlesin. Siz muvaffak olamıyorsunuz. Siz sokakları temizleyemediniz. Siz fuhşiyatı önleyemediniz. Bırakın da Hazreti Muhammed bunu telafi etsin. Kardeşlerim, ilahi kanunları tepelemek kabil değildir ha. Cazibe var. Elektrik enerjisi gibi bu hudutlar, sınırlar konmuştur. Ve İslam'ın ortaya koyduğu bu hususlara riayet edilmediği zaman hiç kimse muvaffak olamaz. İnsanı zapt edemez. İnsanı zapt edemez. Söyleyebilirler mi bize? Bakınız Allah aşkına, insan kendisini yaratan, kendisini yoktan yaratan emirlerine mi uyacak, yoksa başkasına mı? İnsanı bir damla meniden, bir damla kan fıstıkından yoktan yaratan Allah. Kur'an-ı Kerim soruyor. اَتَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ O bir damla meniden insan namındaki harikulade kudreti, insan namındaki ilahi sanatı siz mi yaratıyorsunuz yoksa halik, yaratıcısı biz miyiz diyor Allah-u Teala. اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Halik siz mi, siz misiniz? Sen Halik'ın, yaratıcının kanunlarına nasıl karşı koyuyorsun? Örtüneceksin. Ve seni yoktan yaratan Allah'ın kanunlara tabi olacaksın. Şimdi öyle mi? Efendim, tahsil, mektep, bunlar meseleyi değiştirmiyor ki. Bakınız, size bizzat Amerika'daki Amerikan toplumundan bir misal vereyim. Yazmışım defterime. Resmi bir kayıt gibi. Üniversitede okumak bir şeyi halletmiyor ki. İlahi sınırlara, ilahi hükümlere
itaat etmediğiniz zaman üniversite mezunu olmak hiçbir şey halletmiyor. Mektepli, aydın, entelektüel, kültürel olmak hiçbir şeyi halletmiyor ki. İşte Amerika'da. Amerika'da vücudunu kiraya vererek hayatını kazanan, vücudunu kiraya vererek hayatını kazanan Amerikalı kadınların 100 kişisinin 26'sı üniversiteyi bitiren üniversite mezunlarıdır. Hayatını, af buyurun, kadınlığını satıyor. Umumhanelerde çalışmak suretiyle hayatını kazanan Amerika'daki kadınların 26'sı üniversiteyi bitirmişler. Neyi halleder ki üniversite? Allah'ın hükümlerine itaat etmedikçe 100 tane üniversiteyi bitirse hiçbir kıymet vaat etmez. Bizim değer hükmümüz budur. Müslümanlar böyle inanmak zorundadır. Sırılçıplak dolaşan yahut bacağına geçirdiği kot pantolonla af buyurun her zaman dediğim gibi apış arasına kadar vücudunun kalıbını ortaya koyarak onun bunun şehvet nazarlarını çeken bir Müslümanın kızına sordum. Bir münasebetle sordum. Dedim ki kardeşim vücudunuzda bütün mahrem noktaları gösteriyorsunuz. Hatta apış aranıza kadar ortaya koymuşsunuz. Her şeyinize meydandasınız. Niçin böyle yapıyorsunuz? Biz kimin emrindesiniz? Seni yaratan Allah'ın emrinde misin? Yoksa senin düşmanın Avrupalı modacıların emrinde misin? Avrupalı moda evleri, emir veriyor. Bunların emirlerine göre bunlar elbise alıyorlar. Avrupalı modacılar emrediyor. Ne diyorlar? Üstünüzdeki elbiseyi çıkaracaksınız, onun yerine şu modelde bir elbise giyeceksiniz diyorlar. Bizimkiler de hemen itaat ediyorlar. Aradan 4 ay geçiyor, bir emir daha çıkıyor. Üzerinizdeki elbiselerin modası değişti, demode oldu. Onları atacaksınız, şu tipte bir elbise giyeceksiniz diyorlar. Hemen onlara itaat ediyorlar. Niye? Bizim kadınlarımız, kızlarımız Avrupalı kafirlerin, Avrupalı modacıların birer hammalı mıdır? Hamal gibi yüklenindir. Onlara hamal mı olacağız? Onlar emredecek, biz giyeceğiz. Onlar çıkarın diyecek, biz çıkaracağız. Böyle şey olamaz. Biz Allah'ın emrine boyun eğmek zorunda olan Müslümanları. Allah. Mutlaka ve mutlaka bu hususun temin edilmesi lazım. Avrupalı emrediyor. Üstünüzdeki elbiseyi çıkarın diyor. Modası geçti bunun. Mini etek giyeceksiniz. Midi etek giyeceksiniz. Maxi etek giyeceksiniz. Gülüz giyeceksiniz. Şunu giyeceksiniz, bunu giyeceksiniz. Emir Avrupa'dan geliyor. Müslümanın kızı karısı yüzünü bile göremediği o gavur, o müşrik, o münkir, o hayasız Avrupalının emrine körü körüne ittiba ediyor. Buna nasıl razı olabilirsiniz? Yüzünü bile görmediğiniz bir Avrupalı modacının emrine mi uyacaksınız? Allah'ın, sizi yoktan yaratan Allah'ın emrine mi uyacaksınız? Hiç düşünmüyorsunuz? Hollywood'dan emir gelecek, Broadway'den emir gelecek, Paris'ten emir gelecek, Londra'dan emir gelecek ve ondan sonra kostüm değişecek, etek değişecek, elbise. Niye senin amirin onlar mı? Senin Allah'ın onlar mı? Senin Halik'in onlar mıdır? Onun için o kıza dedim ki, o genç kıza dedim ki, %100 Allah'a yemin ederek söyleyebilirim ki, siz istediğiniz için şu elbiseyi giymiyorsunuz. Avrupalı modacılar istediği için giyiyorsunuz. Efendim günün modası böyle diyor. İsteyeyim, istemeyeyim, mecburum giymeye diyor. Kim bir seni mecbur eder? Bir kanun maddesi mi var? Türk ceza kanunlarında Avrupa'nın moda sahnesine koyduğu elbiseyi giymeyenler hapis olacak diye bir ceza kanunu var mı? Kot pantolonu giymeyen kadınlar hapishaneye atılacak diye bir kanun var mı?
zorluyor bizi. İşte ey çıplak dolaşan kadınlar dedim. Ey çıplak dolaşan genç kız. Senin üzerindeki bu çıplak elbiseyi sen istediğin için değil, Avrupalı modacı patronlar emrettiği için giyiyorsun. Siz onların emrindesiniz. Size taşıyın dediler taşıyorsunuz, çıkarın dediler çıkarıyorsunuz. Siz Avrupalıların hamalısınız, hamalısınız, hamalısınız dedim. Avrupa hamalıları. Yüklen diyorlar yükleniyor, boşalt diyorlar boşaltıyor. Hamal mısın sen ya? Niye seni yaratana seni yaratanın emrine niçin uymuyorsun? Tepeden tırnağa örtün diyor Allah-u Teala. Namazda bile emir veriyor. İslam hukukuna göre biliyorsunuz, namazda bile bir kadın mutlaka ayrı bir tavırla gerek. Sık sık söylüyorum, ehemmiyetine binaen tekrar ediyorum. Hepiniz mutlaka biliyorsunuz, bir Müslüman hanımefendi namaz kılacak. Namaz kılmayan kadın olabilir mi? Hazreti Mevlana feryat ediyor. Feryat ediyor. Bir Müslümanın karısı eğer namaz kılmıyorsa, bir Müslümanın hanımı, hanımefendisi eğer namaz kılmıyorsa, o namaz kılmayan kadınların pişirdikleri yemeklerin içinde vallahi Allah'ın rahmet ve bereketi yoktur. O yemek şifa değildir. O yemek deva değildir. Namaz kılmayan kadınların pişirdiği yemekler insanın ruhunu zedeleyen birer zehir mesabesindedir diyor. Müslümanın hanımı namaz kılacak. Seni namazdan geri koyan nedir? Seni ibadet etmekten geri koyan nedir? Namaz kılacaktır. Namaz kılarken de ilahi emirlere uymak gayreti içinde olacak. Hepiniz biliyorsunuz, bir Müslüman kadın namaza dururken erkekler gibi durabilir mi? Erkekler iftitah tekbirini alırken, namaza başlama tekbiri, namazı açma tekbirini alırken, erkekler ellerini kulaklarına kadar kaldırıp Allahu Ekber derler. Kadınlar böyle yapamaz. Kadınlar namaza dururken, tekbir alırken ellerini göğüslerinin hizasına getirip tekbir alacaklar ve göğüslerinin üzerine kapatacaklar. Ne demektir bu? Cenab-ı Hak zünnen ve işareten emir veriyor, ferman ediyor. Ey Müslüman kadın, benim huzurumda bile, benim huzurumda dahi erkekler gibi ellerini kulağına kaldırıp korkunun altını gösterme. Seni cehennemde odun gibi yakarım diyor Allah-u Teala. Koltuğunun altını göstermeyeceksin. Böyle kolların koltuğuna yamanmış bulunarak kadın göğsü hizasında tekbir alacak ve göğsünün üzerine kapatacak. Ey kadın, sen benim huzurumda bile örtünmek zorundasın. Göğüslerini açık bırakma. Dimdik göğüslerini didip namaza durmayasın. Elini aşağıya değil, göğsünün üzerine bağla, göğüslerini açık tutarsan seni cehennemde göğüslerinden yakar, azap ederim diyor Allah-u Teala. Ya şimdi sokakların hali nedir? Müslümanın karısı Allah'ın yaratıcısının huzurunda bile göğsünü açamaz. Korkunun altını göstermez. Ya sokaklarda, ya sokaklarda? Şaka mı zannediyorsunuz meseleyi? Bunun içindir ki tesettür vaktinde alimlerimiz, Osmanlı İslam Devleti zamanındaki alimlerimiz kadınlara nasıl, Müslüman kadınlara nasıl bir elbise giydirelim ki koltuğunun altı bile görünmesin demişler. Nasıl bir elbise sokağa çıkarken nasıl bir elbise giydirelim ki kollarını kaldırmak zorunda olduğu zaman Müslüman kadının koltuğunun altı görünmesin, nasıl elbise yapalım diye düşünmüşler, en sonunda en muvafıkını, en mükemmelini çarşaf olarak icat etmişlerdi. Koltuğun altı bile görünmeyecek. En mükemmeli, en mübareki, en muazzezi çarşafı icat etmişlerdi
İslam alimler. Ve bunun içindir ki alimlerimiz, sersaf diyen bir kadın, o sersafın içinde bulunduğu müddetçe, sanki namazda Allah'ı zikrediyormuş gibi, namaz kılıyormuş gibi, devamlı zikrullah halindedir buyuruyor. Devamlı namazdaymış gibi sevap alırlar. Fakası yok bu işin kardeşim. Kendinize geliniz. Biz Avrupa'nın emrine mi gireceğiz, Allah'ın emrine mi gireceğiz? Namazda kadın kulaklarına elini kaldıramaz, koltuğunun altını gösteremez. Öyleyse öyle bir elbise giymelidir ki, sokağa çıkarken öyle bir tesettür tavrı almalıdır ki, kollarını kaldırmak zorunda olduğu zaman koltuğunun altı görülmez. Nasıl olacak bu? Neyle olacak bu? İşte aziz ve asil kardeşlerim, İslam'ı tam ve mükemmel manada anlamak lazım. Cenab-ı Hak Kur'an'ında bu hususta çok şiddetli duruyor. Çok şiddetli duruyor. Açınız Sure-i Nur'u, okuyunuz 31. ayetini. Açınız Ahzab suresini ve teker teker okuyunuz. Göreceksiniz ki başka hiçbir yol ve çıkar yol kalmamış. Evet, işte bütün bu meselelerde Müslümanların mutlak modeli Allah'ın emri olur. Avrupa'nın modeline uymaya mecbur muyum ben? Kim bir beni mecbur eder? Şimdiye kadar Avrupa'nın emrine, modeline, modasına, biçimine, tarzına, tavrına, edasına, her şekline ayaklarımızı uydurduk, kafalarımızı uydurduk, tırnaklarımızı uydurduk, dudaklarımızı uydurduk. Avrupa'ya benzedik, benzedik, benzedik. Ne kazandık? İşte Avrupa kapısından bizi kovalıyor. Bizi seviyor mu? Hiçbir meselede bizi tutmuyor Avrupa. Sen Avrupa'yı taklit ettikçe, Avrupa'ya teşebbüs gösterdikçe, Avrupa'ya benzedikçe, Avrupa seni kabul etmiyor. Burnunun sümüğü gibi bir geleğe batıyor. İşte, işte memleketin hali Avrupa bize ne veriyor? O halde intibaka gör. Bakınız mesela, hiç unutmuyorum, İngiltere'de vaktiyle bir film yapmışlardı. Film. 2,5 saatlik bir film. Bütün dünya sinemalarında gösterildi bu film. Filmi çevirenler İngiltere'de İngiliz kafirlerinin asalet ünvanı verdikleri bir Beatles grubu. Beatles grubu namında saçlı sakallı, homoseksüel, iğrenç, lufi insanlar. 7-8 kişilik şarkıcı grubu, bir Beatles grubu. Bunlar bir film çevirmişlerdi. Bu filmde bir maksadı işlemeye çalışıyorlardı. Sarı Denizaltı namında bir film. Bu filmde herkesin, her milletin karakterini yansıtıyorlar. Her milletin, her devletin bir şeklini, karakterini ilan ediyorlar. Türklere sıra gelince, Sarı Denizaltı namındaki bu İngiliz Beatles grubunun çevirdiği filmde Türklere gelince, Türklerin karakterini, kabiliyetini anlatmaya sıra gelince aynen şu kelimeyi kullanıyorlar, şu şekilleri veriyorlar. These snapping, turtle turk, İngilizce kelime. These snapping, turtle turk kelimesini kullanıyorlar. Türk demek, yeryüzünde Türk demek diyor filmde bu kafir İngiliz. Müslüman Türkler demek, çiçeklerin başını koparan katil, barbar, canavar, kosbağa demektir diye kelimeyi kullanıyor. Kosbağa kelimesini kullanmış. Çiçeklerin başını koparan barbar, vahşi, canavar, bir kaplumbağa, bir kosbağa diye adlandırmış. Müslüman Türkleri barbar diye, baş koparan, kelle kesen, canavar diye ilan ediyorlar. Bizi sevmiyorlar. Gelsinler ispat edeyim kendilerine. Bir sürü vesika döşeyim ortaya. Bir sürü gazetelerden, mecmualardan, ilmi eserlerden derlediğimiz kanıtları, delilleri süreyim. Görsünler ve ikna olsunlar. Onların namus anlayışıyla bizimki bir olabilir mi? Bizim Anadolu insanımız
Anadolu Müslümanımız tertemiz bir iffet anlayışına sahiptir. Tertemiz bir iffet anlayışına. Zaman zaman söylemeden geçemiyorum. Söylemeden edemiyorum. Bizim iffet dolu, taharet dolu türkülerimizde bile, Anadolu türkülerinde bile iffet çiçekleri açıyor. Namus çiçekleri açıyor. Bakınız birisini sık sık söylemişimdir. Hafızanızda tutunuz ne kadar nezih, ne kadar temizdir. Önce nişanlanıp da sonra evlenen Anadolu Müslümanları. Önce nişanlanıyor, arkasından evleniyor. Nişanlıyken bir araya gelemiyorlar. İslam hukukuna göre biliyorsunuz, nişanlılık nikah demek değildir ha. Nişanlanmak, nikahlanmak manasına gelmez. Öyleyse nikahları kıyılıncaya kadar nişanlı olan kız ve oğlanın bir araya gelmesi dört mezhepte zina olur. Mümkün değil. Hiç bulamazsınız bir yere bunu. Hocam sen de iyice sıkıyorsun. İyice sıkkın yani. Demeyiniz. Bugünkü cemiyet İslam cemiyeti değil ki. Bugün nişanlanıyorlar. Efendim biz nişanlıyız. Yahut sözlüyüz, nişanlıyız. El ele tutuşuyor, Belgrad ormanına girip zina ediyor. Nişanlı herif. Ne nişanlısı bunlar? İslam'a göre konuşuyorum ben. Bütün adetleri, ananeleri, cemiyetin tutumu beni ilgilendirmez. Bu cemiyet İslam cemiyeti değildir. İslam cemiyeti Allah'ın kitabına bağlı olan cemiyet. Evet. O halde ancak ve ancak bu şartlarla Anadolu Müslümanı nişanlandığı zaman devresini bekliyor. Nikah akdi, nikah merasimi tamamlanıyor, bir araya geliyorlar. İşte böyle bir esnada şu kelimelerle meramını ve yüzündeki çizgin çizgin sesi hatırlıyor Anadolu'nun Müslüman delikanlısı. Ey benim bahtiyarım, gönlümün tahtiyarım. Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yârim? Yüzünde göz izi var diyor, sana kim baktı yârim? Baktığı zaman nikahlısına, baktığı zaman helalına, yüzünde namahrem bir erkeğin gözünün izini görecek kadar hissetti Anadolu Müslümanları. Nerede şimdi? Gidip de makyaj salonlarına, kuaför salonlarında erkek berberlerinin avuçları arasında yüzünü gözünü hamur gibi yoğuran bir kadın Müslümanın karısı olamaz. İmkan yok buna. Kuaför salonlarında boynunun kösünü, ensesini, saç ve sakalını, yüzünü gözünü erkek berberlerinin elinde ovuşturan, buruşturan, kırıştıran bir kadın Müslümanın kadını olamaz. İmkan yok. Anadolu'nun sesi buna uygun değil, asla müsait değildir. İşte aziz kardeşlerim, bu mevzu daha bitmedi. Allah-u Teala nasip ederse, haftaya bu meseleyle alakalı öyle mevzular ortaya koyacağım ki tüylerimiz ürperecek. Ama ya Rabbi, mesele esas temelden ele alındığı zaman söndürmedik bir şey kalmıyor. Bu vesileyle zamanımız doluyorken uzatmayayım, haftaya devam etmek üzere inşallah deseyim. Kardeşlerim, camimizde, cemaatimize devam eden Müslüman bir hanım kardeşimizin bir rahatsızlığı var. Sık sık baygınlık getiriyor ve buna benzer rahatsızlığı olan kardeşlerimiz var. Gerek bunların şifasını, gerekse buna benzeyen daha bir türlü hastalıkların, ümmet-i Muhammed'in hastalarının şifasını vermesi için Mevlamıza dua edelim. Rabbimiz böylelerini en acil bir anda şifaya kavuştur inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi huzuruna kabul buyurdun. Cennetine de kabul eyle. Amin. Ya Rabbi uzaktan yakından toplaşan, şurada bekleşen,
sana ibadet eden, sana secde eden, senin uğruna, senin yoluna her şeyini vermeye razı olan şu kardeşlerini cennet ve cemalinle tazif eyle ya Rabbi. Bilhassa şu cemaatimizin içinde %90 denecek derecede bir araya gelen gençlerimizi günümüzün şehvetinden, günümüzün zina hadiselerinden, günümüzün rezaletlerinden, tuzaklarından muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki, aç bile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna bizi kabul eyle ya Rabbi. İlahi, türlü türlü fitneler, fesatlar, facialar var. İç ve dış düşmanlar var. Alemi İslam'ı yıkmak isteyen Yahudiler var. İçimizde ajanlar, kafirler var. Bütün bunları yaklaşan 3 aylar hürmetine, yaklaşan 1400. Hicri sene hürmetine, Habib-i Zişan hürmetine, Şahru Selican eyle ya Rabbi. Açılan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Sana secde eden yüzlerimizi kara etme ya Rabbi. Nesil ve nefislerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.